Benimle alakalı duydukları, duyduğu şeyler. Sude şu anda gayet burada performansı iyi. Her gün oyunda, seremonide yüzü gülen, yarışmaya da keyifle devam eden bir arkadaşımız. Benim yüzümden, eğer Sude burada motivasyonunu kaybeder, yarışlarda başarı kazanamaz ve morali bozuk bir şekilde gezerse ve buna da ben dolaylı yoldan sebep oluyorsam, ben yarışmadan ayrılırım dedim. Demek istediğim buydu. Başka bir şey değil. Yani 15 yıllık Survivor tecrübemde herhangi bir yarışmacının için böyle bir şey dediğini duymadım. Böyle bir şey olabilmesi için özel bir durum olması lazım. Yani Sude senin için başka bir şey mi ifade ediyor? Bunun örnekleri evet, Sude çok değer verdiğim bir insan benim. Ama konu o değil sadece. Konu bunun örneklerini geçmişte de yaşadık. Burada zarar gören arkadaşlarımız oldu. Çıktıktan sonra sosyal medyada okudukları ve gördükleriyle etkilenen, üzülen arkadaşlarımız oldu ki bunlardan bir tanesi de Nisa'dı. Böyle bir durumun bir daha yaşandı. Zaten bugünkü tartışmamızın sebebi de oydu. Bunu bile bile böyle bir şey yaşamış olmasına rağmen Nisa, Fogaday'ın da bunu biliyor olmasına rağmen yaptıkları eylemin sonucunu düşünmeden hareket ettikleri için ben onlara tepki gösterdim. Bunu en iyi sizin biliyor olmanız lazım. Tepkisiydi benim bildiğimden. Dolayısıyla böyle bir şey yaşamaması için bu dönemde bırakırım. Bırakmak zorunda kalırsam bırakırım. Yani illa benim için çok önemli, değerli biri olmasına gerek yok. Burada herhangi Elif, Merve, Nagihan aynı şeyi bu arkadaşlarım benim yüzümden yaşarsa yine bırakırım. Bu benim insaniyet namına yaptığım bir şey olur yani. Bunun örneklerini gördük çünkü. Bu arada evet, soruna da cevap vereyim hocam. Abi. Söyle benim için çok değerli. Böyle dersen bir mantık çerçevesine oturuyor. Ama karşı takımdan Berna üzülürse bırakırım dersen olmuyor mesela. Bence beni tanıdığın için bir mantık çerçevesine oturttuğunu düşünüyorum. Şu anda böyle dedikten sonra...